Sigara içer misiniz? Ağzımın tadı yok. Sizi rahatsız eden bir şey var abi. Dünyada beni rahatsız eden çok şey var. Söylediğiniz gibi bu işte sizden öğreneceğim çok şey varmış. Önce şunu öğrendim. Siz göründüğünüz gibi katı, acımasız değil, dünyanın en duygulu insanısınız. Ve en iyi yürekli Hanzo'su. Bir çocuk için hayatınızı hiçe saydınız. Çocukları çok seviyorsunuz. Benim de bir çocuğum vardı. Ve bir de beni seven karım. Tatil yapabildiğimizde buraya pikniğe geliyorduk. O zamanlar senin yaşındaydım ve dünyanın en iyi polisi olmayı istiyordum. İşler, işler. Geceler, gündüzler birbirine karıştı. Bazen 10 günde bir eve gidebiliyordum. Bir gün geldiğimde evde yoklardı. Karım Almanya'daki abisinin yanına gitmiş. Ara sıra oğlumdan mektup alırım. Adı Murat'tır. Bu kızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Evvela kuaförlerden başlayacağız. Baş üstüne abi. Saatçi Besim Bey davetiye göndermiş. Kızının düğünü varmış. Şanslı adammış damat. Nesrin güzeldir, hamarattır. Elinden dikiş nakış da gelir. Mutlu olsun hanım. Sana Frank gömleği pijama dikmek istemişti. Hatırladın mı? Niçin beğenmedin kızı? Nesi vardı? Neden evlenmiyorsun sen? Başlama gene ana. Analar 40 yıl baki değildir. Ölmeden yuva kurduğunu görmeliyim. Torun sevmeliyim. Benim tek sevgilim sensin anacığım. Canım, canım anam. Birini bul artık. Dünyada ne güzel, ne iyi kızlar var. Var ana. Öyle birini gördüm. Kanlı bir gazete örtülmüştü üstüne. Kurşun yüzünün yarısını parçalamıştı. Öldürmüşlerdi. Zavallı kız. Bunu tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Hayır, tanımıyorum. Zeynep Hanım ve kızı Filiz. Uyuyalım. Anne. Canım. Böyle. Ne diyorlar birbirlerine? Biz çok özlemiş annesini. Bir gece beraber uyuyalım diyor. Çok özlemiş annesiyle beraber uyumayı. Annesinin işleri çokmuş. Gelecek hafta alacakmış.
Zeynep Hanım çocuklarımızın saçlarını keser, temizliklerine yardım eder. Bir bakıma hepsinin annesidir. Huyusu yok mu? Kızının sağır ve dilsiz doğduğunu öğrenince terk etmiş evini. Bir daha da ortaya çıkmamış. Niçin izliyorsunuz? Önemli bir sebebi yok. İyi akşamlar müdür bey. Size de. Görsünüz benden. Konuşmanız. Bu genç kızdan bahsetmeniz. Söylemiştim. Hiç görmedim. Tanımıyorum. Onu tanıyorsun. Onu öldürenleri koruyorsun. Onu karnındaki çocuğuyla beraber öldürdüler. Senin de bir çocuğun var. Kadın çocuk demeden öldürülen bir dünya yarattılar. Kızını böyle bir dünyada mı yetiştireceksin? İsmi Ayşe'ydi. Hiç kimsesi yoktu. Evlere gidip ilkokul çocuklarına ders vererek hayatını kazanıyordu. Saçını yaptırmaya gelmişti bir gün. Öyle tanıştık. Hiçbir erkekten bir ilişkiden bahsetti mi? Evet. Aşıktı. Çok seviyordu. Kimi seviyormuş? Bilmiyorum. Çok zengin olduğunu söyledi sadece. Kendisinden söz etmesini yasaklamış adam. Bu işe bulaşmak istemiyorum. Hem kendim, hem kızım için korkuyorum. Adresini biliyor musun Ayşe? Benden. Ne suç işledim ben? Ne istiyorsunuz? İmdat! İmdat! Kimsesiz yaşlı bir kadınla genç bir kız oturuyormuş. Kadın ağır yaralı Taksim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızdan haber yok. Yangın esnasında evde değilmiş. Yanmış makbuzun külü üstünde sadece iki isim okunabildi. Nedir bu isimler? Ayşe. Diğer isim güçlükle okunabildi. Bazı harfler tamamıyla yok olmuş. Anlaşılan kadarı Foto Miami.
Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan gözlerini aç. Bu kızı tanıyor musun? Bak şimdi, cevabın evetse gözlerini bir defa kapa. Hayırsa iki defa. Anladın mı? Neden çıktı yangın? Kaza mıydı? Emin misin? Yangını çıkaranları yakanları gördün mü dedim. Şimdi dikkatli dinle. Ayşe'nin sevgilisi var mıydı? Adamı hiç gördün mü? Yeter! Hekimlikte bu kadar katı ve acımasız olmak yoktur. Bir cinayet kovuşturması bu. Ayşe'den sonra bu kadına da acımadılar. Sıra başkalarına da gelebilir. Aradığım resmi de mutlaka almışlardır. O resimde Ayşe'nin katili vardı. Sen hemen telefon et. Ekip gelinceye kadar da bir yere ayrılma. Her tarafı ara. Baş üstüne abi. Ben gene de arayacağım ya.